Bölüm 6. İsa reddediliyor. İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Sebt günü olunca İsa havrada ders vermeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi? Diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara, bir peygamber kendi memleketinden, akrabalarının çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez, dedi. Orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu. İsa 12 elçisini görevlendiriyor. İsa çevredeki köyleri dolaşıp ders veriyordu. 12 öğrencisini yanına çağırarak onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhları kovma yetkisini verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama iki mintan giymeyin, dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın, diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular. Birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler. Yahya peygamberin öldürülmesi. Kral Herodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları, bu adam ölümden dirilmiş olan vaftizci Yahya'dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni de budur, diyordu. Başkaları, o İlyas'tır. Yine başkaları, eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir, diyordu. Herodes bunları duyunca, başını kestirdiğim Yahya dirilmiştir, dedi. Herodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona, kardeşinin karısıyla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır, demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı. Onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat geldi. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu Herodes'le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza, dile benden, ne dilersen veririm, dedi. Ant içerek, benden ne dilersen, krallığımın yarısı da olsa veririm, dedi. Kız dışarı çıkıp annesine, ne isteyeyim, diye sordu. Vaftizci Yahya'nın başını iste, dedi annesi. Kız derhal koşup kralın yanına girdi. Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum, diyerek
dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Derhal bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular. İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Elçiler İsa'nın yanında toplanarak yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara, "Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin," dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Kayığa binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa kayıktan inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda ders vermeye başladı. Vakit iyice ilerleyince öğrencileri onun yanına gelip dediler ki, "Burası ıssız bir yer. Vakit de çok geç. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar." İsa ise, "Onlara siz yiyecek verin," diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya, "Gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani?" diye sordular. İsa onlara, "Kaç ekmeğiniz var? Gidin bakın," dedi. Öğrenip geldiler. "5 ekmekle 2 balığımız var," dediler. İsa onlara, "Herkesi kümeler halinde yeşil çimenlerin üzerine oturtmalarını buyurdu. Halk 100'er, 50'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe dikerek şükran duasını yaptı. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doyduktan sonra 12 sepet dolusu ekmek ve balık artığı topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı. İsa su üstünde yürüyor. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, kayığa binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda kayık gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalmış olan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. Ama kendisi hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın," dedi. İsa kayığa binip onlara katılınca rüzgar dindi, onlar ise tam bir şaşkınlık içindeydiler. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körleşmişti. İsa Ginesar'da hastaları iyileştiriyor. İsa ile öğrencileri karşı yakaya vardıklarında Ginesar'da karaya çıkıp kayığı bağladılar. Onlar kayıktan inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşa koşa tüm yöreyi dolaştılar. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler
hastaları döşekler üzerinde oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları yollara yatırıyorlar. Sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin versin diye ona yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşiyordu.